Bismillahirrahmanirrahim. Kitabımızın 11. dersiyle anlatımlarımıza inşallah devam edeceğiz. Bugünkü konumuzda nahiv konularından İ'rabul mudaf iley, muzafın ileyhin İ'rabını inşallah konumuz çerçevesinde öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle bir diyalogumuz var. El-Halifetu, Halife وَالْغُلَامُ الزَّك۪يُّ ve zeki çocuk. Halife ve zeki çocuk. سَمِعَ işitti اَحَدُ الْخُلَفَاءِ halifelerden bir tanesi an zekâ-i gulâmin لِأَحَدِ الْعَرَبِ bir Arap'ın zeki bir çocuğunun olduğunu işitti. فَاَرَادَ istedi اَنْ يَخْتَبِرَهُ yani onu görmek, onu tanımak istedim. وَكَانَ اِذِي بَيْتُ الْغُلَامِ قَر۪يبًا مِنْهُ çocuğun evi halifeye yakındı. وَفِي يَوْمٍ bir gün, خَرَجَ الْخَلِيفَةُ اِلَى بَيْتِ الْغُلَامِ halife çocuğun evine doğru yolculuğa çıktı. وَلَمَّا وَصَلَ اِلَيْهِ eve ulaştığı zaman, oraya ulaştığı zaman se'elel arabiyye araba sordu an veledihi yani Arap olan adama çocuğunu sordu fekale lehu bi hayrin ya emirel müminin adam da halifeye dedi ki o iyidir ey müminlerin emiri innehu kadimun el ane lisselami aleyk o şimdi sana selam vermek için gelecektir dedi. Thumme daha sonra ca'el gulamu çocuk geldi ve selleme alel halifeti ve halifeye selam verdi. Fese'elehu el halifetu halife ona şunu sordu. Eyyul beyteyni ecmelu yani hangi iki ev yani iki evden hangisi daha güzeldir? İki evden hangisi daha güzeldir? Beytul halifeti, halifenin evi mi, em veya beytu ebike veya babanın evi mi? Halifenin evi mi daha güzeldir, yoksa babanın evi mi daha güzeldir diye sordu halife. Fecebel gulamu, çocuk ona şöyle cevap verdi. اِذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ ف۪ي بَيْتِ وَالِدِ halife babamın evinin içerisinde olduğu zaman o zaman فَبَيْتُ وَالِدِ اَجْمَلُ o zaman en güzel ev babamın evidir. Halife babamın evinin içerisinde olduğu zaman en güzel ev babamın evidir. سُرَّ الْخَلِيفَةُ مِنْ ذَكَاءِ السَّب۪يِّ halife çocuğun bu zekasına karşı hayret etti. Sevinç içerisinde kaldı. Ve emera lehu bi caizetin ve o çocuğa bir ödül, bir mükafat verilmesini emir buyurdular. Evet bu parçamız, bu güzel diyalogumuz bir tasarruf kısaltılarak Mebadi-i Kavaid-i Lugati'l Arabiyye lis-Saff-ı Sadis'il İbtidai yani 6. sınıf kitabından alınmış Arapça kaidelerin başlangıcı kitabının 6. sınıf için olan bölümünden kısaltılarak alınmış bu güzel hikayemiz. Münakaşatun lil fehmi anlamak için bir takım sorular. Evvel birinci sorumuz şöyle. Eyne haracel halife yani halife nereye doğru yolculuğa çıktı? Haracel halifetu ile Beytil veledir zekiyyi ya da ilel beytil gulam ila beytil gulam zeki de diyebiliriz. Zeki çocuğun evine doğru yolculuğa çıktı. Mâ sebebu sururil halife halifenin bu hayret içinde kalmasının, şaşırmasının, sevinmesinin sebebi nedir? Buna da ne diyebiliriz? Sururul halifeti halifenin sevinmesi huve o şudur ki min cevabil veledi
çocuğun cevabından dolayıdır. Çocuğun verdiği cevaptan dolayıdır. Evet, ikra okuma bölümümüz var. Hemen buradaki cümlelerimizi okuyalım. Semi'a işitti ehadel hulefai. Halifelerden birisi neyi işitti? An gulamin. Bir çocuğun varlığını işitti. Kâne idi beytul gulami kariben. Çocuğun evi yakındı. Beytul gulami, çocuğun evi. Surral halifetu, halife sevindiler, hayrete düştüler. Min zekâi sabiyyi, çocuğun zekasından dolayı. Evet, burada 3 tane cümlemizde önemli 3 yer vardı. Konumuzla alakalı, muzafın ileyhle alakalı 3 önemli yer vardı. Kitabımız zaten altını çizmiş, ben de ek olarak çizdim. Şimdi bu neden çizdik, onun açıklamasına gelelim. Eşşerhu, açıklama. Filemzineti sâbikati, yukarıda geçen örneklerde mâ tehtehu hattun, altında çizik olan şeyler ismâni muttasilen, yani birbirine bitişik isimlerdir. Udife evveluhuma ile sani, birincisi ikincisine izafet edilmiştir. Birincisi ikincisine izafet edilmiştir. Ve yusamma el evvelu mudafen, ve birincisi muzaf olarak isimlendirilir. Ve sani, ikincisi de muzafen iley, muzafın iley olarak isimlendirilir. Fe fil misalil evvel, birinci örnekteki el ismu ehadu, ehadu ismi muzaftır. Vel hulefe ismi de muzafın ileydir. Ve yentehi bi kesretin, ve kesreyle bitmektedir. Ve kesreyle bitmektedir. Ve fil misali thani, ikinci misaldeki el ismu beyt, beyt ismi yani ev kelimesi muzafun muzaftır. Vel gulamu çocuk kelimesi de, vel gulamu çocuk kelimesi de, yani beytul gulamideki çocuk kelimesi de muzafın ileydir. Ve yentehi bi kesre, ve kesreyle bitmektedir. Ve kesreyle bitmektedir. Ve fil misali thalisi, üçüncü misaldeki, üçüncü örnekteki el ismu zeka, zeki kelimesi, zeki ismi muzafun muzaftır. Ve sabiyyi kelimesi de muzafun ileydir. Ve yentehi bi kesratin, kesreyle bitmektedir. Zeka us sabiyyi, çocuğun zekası. Beytul gulami, çocuğun evi. Ehadul hulefe, halifelerden birisi. Bunların hepsi muzaf, muzafın ileydir Arapçada. Ve hekeze, işte bu şekilde tulahizu, yani sen şunu görüyorsun ki ennel mudafe ileyhi ismun yentehi bi kesratin. Muzafın iley sonu kesreyle biten bir isimdir. Muzafın iley sonu kesreyle biten bir isimdir. Ve yekunu mecruran, ve mecrur olur. Sonu kesreyle biten isimdir ve mecrur olur muzafın iley. Ve ennel ismellezî ye'ti kablehu, ve ondan önce gelen isim, yani muzafın ileyden önce gelen isim ise yüsemme muzafen, muzaf olarak isimlendirilir. Ve yulâhidu, yine sen şunu görüyorsun ki, şunu anlıyorsun ki ennel muzafe, muzaf izâ kâne muarrafen bilâ muttarif. Eğer muzaf marife olursa, marife olursa, yani eliflamlı olursa, evkane munevvenen veya tenvinli olursa, yuhzefu minhu la mutarif ve tenvin, ondan la mutarif ve tenvin hasfedilir. Yani burada demek istediğimiz şu: bizim muzaf olarak kullandığımız isim, muzaf olarak kullandığımız isim eliflam ile başlayan bir isim de olsa, eliflam olmayıp tenvinle biten bir isim de olsa, izafet halinde, yani muzaaf olarak kullanıldığı an onun tenvinli ise tenvini düşer, eliflamlı ise eliflamı düşer. Demek istediğimiz bu. Şimdi gelelim tedribat, alıştırmalar bölümümüze. Fazlasıyla alıştırmamız var. İnşallah konu zaten bildiğimiz konulardan birisi. Pek fazla zorlanmayacağız. Tedribat, alıştırmalar. Evvel birinci alıştırma,
Ecib kema fil misali tali, gelen örnekte olduğu gibi cevaplayınız. Mâzâ nusammi, biz ne diye isimlendiririz? Mâzâ nusammi, biz ne ile isimlendiririz? Neyi? Es-sa'atu leti, öyle bir saat ki nelbisuhe, onu takarız. Alâ mi'semine, bileğimize taktığımız saati ne diye isimlendiririz? Nusammihe, onu isimlendiririz. Sa'atel yedi, kol saati diye isimlendiririz. El-muvazzaf ellezî ya'melu bil-berîd, postanede çalışan memuru ne diye isimlendiririz? Nusammihe muvazzafel-berîd, yani postane memuru diye. El-racul ellezî yehrisul-mahede, yani kursu koruyan, kursu bekleyen adamı biz ne diye isimlendiririz? Nusammihe harisul-mahadî, yani kursun bekçisi diye isimlendiririz. El-muvazzaf ellezî yudîrul finduka, oteli çalıştıran kimseyi ne diye biz isimlendiririz? Nusammîhe mudîral funduki, otelin müdürü diye. Er-racule ellezî yudîru şerikete, şirketi idare eden, şirketi çalıştıran adamı biz ne diye isimlendiririz? Nusammîhe mudîra şeriketi, şirketin müdürü. Muazzafel berîd, harisul mahad, mudîrul finduki, mudîru şeriketi. El kitab ellezî tekrahu fîhit tarîha, yani içerisinde tarih konuları olup da okuduğun kitabı ne diye isimlendiririz? Nusammîhe kitâbet tarih, tarih kitabı diye. El muhasab, muhasebeci, ellezî ya'melu fil mahad, kursta çalışan muhasebeciyi biz ne diye isimlendiririz? Nusammîhe muhasibel mahadi, kursun muhasebecisi. El muvazzaf ellezî ya'melu fil isti'lâmât, isti'lâmât sorgulamada, sorgulama işlerinde çalışan görevliyi biz ne diye isimlendiririz? Nusammîhe muvazzafel isti'lâmât, sorgulama memuru diye isimlendiririz. El vezîrel müşerref alâ vezâret-i terbiye, terbiye vezâret-i terbiye, yani Milli Eğitim Bakanlığı'yla sorumlu olan bakanı biz ne diye isimlendiririz? Nusammîhe vezîrat terbiyeti, Milli Eğitim Bakanı. Nusammîhe vezîrat terbiyeti, Milli Eğitim Bakanı diye isimlendiririz. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Ayyin el mudafe iley fî mâ ye'tike mâ fî misâli tâli. Gelen örnekte de olduğu gibi, gelen cümlelerimizdeki muzafın ileyleri gösteriniz, onları belirtiniz. Biz de ne yapacağız tabii ki? Muzafın ileylerin altını mutlaka çizeceğiz. Bâbul hurfeti, odanın kapısı, bâbul hurfeti, odanın kapısı meftuhun, açıktır. Odanın kapısı açıktır. Burada oda, yani elbâbu kelimesi muzaf, el hurfeti muzafın ileyidir. Kuntum, sizler hayra ümmetin uhricet linnâs, siz insanların arasından çıkartılan hayırlı bir ümmetsiniz. Hayra ümmetin, ümmetin kelimesi burada muzafın iley. Muhammedun Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür. Resulullahi, Allah lafzu celali burada muzafın ileyidir. Ceyşul aduvvi, düşman ordusu, yesteiddu, hazırlanıyor, lil hucumi, hücum için hazırlanıyor. Ceyşu muzaf, el aduvvi muzafın ileyidir. Er-Riyadu, Riyad şehri, asimetul memleketil arabiyyeti suudiyye, Suudi Arabistan memleketinin başkentidir Riyad. Burada asimetu muzaf, el memleketi muzafın ileyidir. El ummu anne, ehakkun nasi, insanların en çok hak edenidir. Bir ihtiram, hürmeti en çok hak edenidir. Ehakkun nasi,
hakku muzaf en nasi burada muzafın iley. Ruase udduveli devletlerin başkanları hadaru geldiler. Lil içtimai toplantı için bir araya geldiler. Buradaki edduveli muzafın ileydir. Feriqul camiati üniversitenin takımı mütekaddimun öne geçmiştir. Alel firakil uhra diğer takımlara karşı öne geçmiştir. Burada el camiati muzafın ileydir. Min ehdafi devletil muhafazati muhafazakar devletlerin hedeflerindendir. Ney aleyhisselam? Barış. Barış muhafazakar devletlerin hedeflerindendir. Buradaki ehdafi kelimesi muzaaf, devleti muzaafın ileydir. Gelelim üçüncü alıştırmamıza. Ekmil tamamlayın. Bivedi'il muzaafı iley, muzaafın ileyleri koyarak, el münasip uygun muzaafın ileyleri koyarak, mimma beynel kavseyni iki parantez arasındaki uygun muzaafın ileyleri koyarak tamamlayınız. Kemâ fil misâli tâli, gelen örnekte olduğu gibi. Gelen örnekte olduğu gibi. Hemen örneğimize bakalım. Mâul matari, yağmurun suyu. Yağmur suyu mufîrün, faydalıdır. Burada el matari'yi tercih edeceğiz. Tabii ki kitabımızın baskısından dolayı harekeler pek fazla görünmese de şunu bilmemiz lazım. Burada her kelime üçer kere yazılmış, birer tanesi ötreli, birer tanesi fethalı ve birer tanesi de kesreli. Tabii ki biz muzafın iley aradığımız için kesreli olanlarını tercih edeceğiz. Bağdadu, Bağdat şehri, asimetul Iraki, Irak'ın başkentidir. İmtihanut tarihi, tarih sınavı gaden, yarındır. Fehimtu, anladım. Dersel kavaidi, yani kaideler dersinin, nahiv dersini anladım. El Hurtumu, Hurtum şehri, asimetu Sudani, Sudan'ın başkentidir. Vasele, ulaştı, yani gideceği yere ulaştı. Kim? Mühendisu şirketi, şirketin mühendisi gideceği yere ulaştı. Levnul kitabi, kitabın rengi, levnul kitabi, kitabın rengi ehmeru, kırmızıdır. Kitabın rengi kırmızıdır. Sefera, yolculuk etti. Kim? Veziru terbiyeti, Milli Eğitim Bakanı yolculuk yaptı. Nereye? İle Dimeşk, Şam'a yolculuk yaptı. Yudarrisu ehi, benim kardeşim okuyor. Nerede? Fi Camiatil Ezheri, Ezher Üniversitesi'nde okuyor. Şimdi gelelim dördüncü alıştırmamıza. Havvil kemâ fil misâli tâli, gelen örnekte olduğu gibi değiştiriniz. Yani cümleleri başka bir kalıba burada sokacağız. Tabii ki yine konumuz çerçevesinde muzaf ve muzafın ileylerden ne yapacağız? Faydalanacağız. Hemen bakalım cümlemize. Yuhibbu, seviyor. Halidun, Halid seviyor. El fakiyete, meyveyi, fis sayfi, yazın. Biz ne diyeceğiz? Yuhibbu Halidun fakihete sayfi, yaz meyvesini seviyor. Yaz meyvesini seviyor. Burada muzaf, muzafın iley kullandık. Çünkü bu cümlemizde, yani cümlemizin ilk versiyonunda muzaf, muzafın iley bulunmamaktaydı. Hemen diğer cümlelerimize bakalım ve gerektiği gibi değiştirelim. Celestu, oturdum. Fit tairati, uçakta. Me'a, beraber. Hüccacin minel mağrib, Fars'tan gelen, Fas'tan gelen hacılarla beraber oturdum. Biz ne diyeceğiz buraya? Celestu, oturdum. Fit tairati, uçakta. Me'a, hüccacil mağribi, Fas hacılarla beraber oturdum. Kabeltu, karşılaştım. Es-sâika, şoförle. Fis-seyyareti, arabanın içerisinde şoförle karşılaştım. Biz ne diyeceğiz? Arabanın şoförüyle karşılaştım. Kabeltu sâika's-seyyareti. Kabeltu sâika's-seyyareti.
İştarake tullabu, öğrenciler katıldılar firrihleti, yolculuğa, ilel kahirati, Kahire'ye giden yolculuğa katıldılar. Biz ne diyeceğiz? Kahire yolculuğuna katıldılar. İştarake tullabu fi rihletil kahirati. Fi rihletil kahirati. Uhibbu, seviyorum. El asira, meyve suyunu, minel portakali, portakaldan yapılan meyve suyunu seviyorum. Ne diyeceğiz? Portakallı meyve suyunu seviyorum. Uhibbu asiral portakali. Uhibbu asiral portakali. Estemi'u, dinliyorum ceyiden, iyi bir şekilde dinliyorum. İlen nasihati minel validi, babadan gelen nasihati iyi bir şekilde dinliyorum. Ne diyeceğiz? Babanın nasihatini dinliyorum. Estemi'u ceyiden ile nasihatil validi. İle nasihatil validi. Ecib, gerekir. Ecib yani cevapla. Annelesi letifil imtihan. Yani sınavda verilen soruları cevapla. Sınav içerisinde olan soruları cevapla. Ne diyeceğiz? Sınav sorularını cevapla. Ecib an esiletil imtihani. Ecib an esiletil imtihani. El eklul kalilu, az yemek yemek, la yezidu, arttırmaz. Minel veznil cisim, yani beden için kiloyu arttırmaz. Ne diyeceğiz biz burada? Bedenin kilosunu arttırmaz. El eklul kalilu la yezidu min veznil cismi. Min veznil cismi. Kabeltul mühendise fişşerike, şirkette mühendisle karşılaştım. Ne diyeceğiz? Şirketin mühendisiyle karşılaştım. Kabeltu mühendise şiriketi. Kabeltu mühendise şiriketi. Evet, eğer bu alıştırmada tıpkı benim yaptığım gibi kendimiz de zihnimizden burayı benim yaptığım versiyonunu eğer sokamıyorsak, bir kere daha bir kere daha mutlaka burayı tekrar tekrar izleyelim. Buradaki cümleleri ufak dokunuşlarla nasıl muzaf ve muzafın ile yaptığımıza dikkat edelim. Ve mutlaka bu alıştırmayı böyle sular seller gibi yapmadan videonun devamına geçmeyelim. Gelelim 5. alıştırmamıza. Havvil ile muzafın iley kemâ fil misalittâli. Gelen örnekte olduğu gibi muzafın ileyhi değiştirin. Değiştirin bakalım. Ya da bize verilen şeyi, evet öyle diyelim, değiştirin demeyelim. Yani bize verilen kelimeleri muzafın ileyhe çevirin. Çünkü ilk cümlelerde yine muzafın ileyhe yok. Biz onları muzafın ileyhe yapacağız. Bir bakalım. Sefertu, yolculuk yaptım. İlel biladil arabiyeti, Arap şehirlerine yolculuk yaptım. Biz ne diyeceğiz? Sefertu ile biladil arabi, Arap şehirlerine yolculuk yaptım. Aslında mana hemen hemen aynı. Ama şurada sıfat mevsuf, burada da muzafın ile terkibi kullanılmış. Derastu, yani okudum, el ulumel lugaviyete, yani dil ilimleri okudum. Derastu ulumel lugaviyet. Kuntu, geldim, yani ziyaret ettim. Bi ziyareti ile ba'dil mektebatil camiati, üniversite kütüphanelerinden bazılarını ziyaret ettim. Kuntu bi ziyareti ile ba'di mektebatil camiat. Evet, bu başlardaki eliflamları sürekli atacağız. Yukarıda şerh bölümünde de izah ettiğimiz üzere. Sebekat Mısru gayrehe minel arabi. Yani Mısır geçti. Gayrehe minel arab. Yani kendisinin dışındaki Arap ülkelerini geçti. Neyde? Fin nehdeti te'alimiyye. Yani nehdet-i talimiye, işte kalkınma hareketleri, yani ya da Rönesans olarak bunu tercüme edebiliriz. Rönesans hareketinde, yani gelişmede diğer Arap ülkelerini geçti. Biz buraya ne diyebiliriz? Sebekat mislu gayrehe minel arabi fi nehdet-i talimiyeti tarzında buraya ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Muzafın ileyleri kullanabiliriz. Kethura, çoğaldı. Adetu tullabi, öğrencilerin sayısı çoğaldı. Fil me'ahidil fenniye, yani fen kurslarında, fen fakültelerinde öğrencilerin sayıları çoğaldı. Ne diyeceğiz? Kethura adetu tullabi fi
معاهد الفنية، في معاهد الفنية. طاف يعني زيارة التلر العلماء الأزهريون بكثير من الدول، يعني ülkelerden bir çoğunu ziyaret ettiler. Kim? Ezherli alimler. Ezherli alimler ülkelerden çoğunu ziyaret ettiler. Ne diyeceğiz? Tafe ulemaul ezheriyine. Burayı yine mecrur versiyonuna sokmayı unutmayacağız. El ulemaul ezheriyine bi kesirim mined duvel. Tuhassisu es-suhuful arabiyyetu. Yani bir ona özel bir yer ayırıyor. Arap gazeteleri özel bir yer ayırıyor. Safhaten bir sayfa ayırıyorlar gazetelerinde. Neye? Liberamizil İza'a, radyo programlarına. Beramiz program, eli İza'ati radyo, radyo programlarına bir sayfa ayırıyorlar, özel bir köşe ayırıyorlar. Tuhassisu suhufil, tuhassisu suhuful arabiyyeti. Safhaten diye devam edeceğiz. Şereket el-tabaatu fi'n-nehdetil fikriye. Şimdi ve de şerektu da diyebilir. Şerektu, ben ortak oldum. El-tabaate, bir matbaaya ortak oldum. Fi'n-nehdetil fikriye, fikri kalkınmalarda. Yani bunu da Rönesans olarak, fikri Rönesanslarda ben matbaaya ortak oldum. Yine fi nehdetil fikriye diye bunu düzeltebiliriz. Muzafirley versiyonuna sokabiliriz. Hadese meydana geldi. Tagyirun cedidun, yeni bir değişiklik meydana geldi. Fil hukumetil irakiye, Iraklı hükümette bir değişiklik meydana geldi. Biz ne diyeceğiz? Fi hukumetil irakiye, Irak hükümetinde. Fi hukumetil irakiye. Gelelim 6. alıştırmamıza. İkra, oku. Thumme ecib anil esileti taliye, sonra gelen sorulara cevap verin. Zehebe gitti. Halidun, Halid gitti. İle matar Riyad, Riyad hava alanına gitti. Liyestakbilel valide, yani babasını karşılamak için. Ba'de ziyaretihi li asimetil irak, Irak'ın başkentine yaptığı ziyaretten sonra babasını karşılamak için havaalanına gitti. Rakibe Halidun seyyaretel usrati, Halid ailenin arabasına bindi. Ve rakibe ma'ahu, onunla beraber bindi. Muhammedun ehuhu, kardeşim Muhammed de bindi. Ve lemme vasalet es seyyaretu ilel matar, araba havaalanına ulaştığı zaman nezele minha el ehaven, iki kardeş ondan indiler, yani mine seyyara, arabadan indiler. Ve intezara, beklediler. Ba'del vakit, bir vakit beklediler. Ve lemme hebetat et tairatu ile erdil matar, ne zaman ki uçak havaalanının yerine, zeminine indi. Sonra tekaddeme el mustakbilune, sonra birbirlerini bekleyenler karşılaştılar. Ve sellemu ala validi Halid'in, Halid'in babasına selam verdiler. Ve rahhabu, işte merhabalaştılar. Bi vusulihi, onun gelişiyle beraber merhabalaştılar. Şekere Halid'un, Halid teşekkür etti. El estika ellezine hadaru li istikbalil valid, yani babasını karşılamak için gelen arkadaşlarına Halid teşekkür etti. ثم رجع الجميع الى البيت, sonra tamamı eve döndüler. Şimdi burayla alakalı 4 tane sorumuz var. Birincisi şu: لماذا ذهب خالد الى مطار الرياض, Halid niçin Riyad havaalanına gitti? Neden gitti? ذهب خالد الى مطار الرياض ليستقبل الوالدة, babayı karşılamak için. ما اسم عاصمة العراق, Irak'ın başkentinin ismi nedir? Irak'ın başkentinin ismi nedir? Bu sorumuza da yine muzaf muzafın iley olarak kullanarak cevap verebiliriz. Şöyle diyelim: Bagdadu asimetul Irak, Bağdat Irak'ın başkentidir. Keyfe vasala Halidun ilel matar, Halid havaalanına nasıl ulaştı?
وصل خالد الى المطار بالسياره arabayla ulaştı. Ve dördüncü alıştırmamız aslında bizim için önemli olan sorumuz buydu. Ayin el mudaf iley fil kıt'ati sabika, bu yukarıda geçen parçadaki muzafın ileyleri göstereceğiz. Me'adabdihi bir şekil, yani ne yaparak? Şekille belirterek, yani bir nevi altını çizerek. Hemen bakalım. Zehebe Halidun ile matar-ı Riyad, muzafın iley. Ba'de ziyaretihi li asimetel Irak, muzafın iley. Rakibe Halidun seyyaretel usra, el usratin muzafın iley. ولما وصلت السيارة إلى المطار نزل منها الأخوان وانتظروا بعد الوقت مضافا إليه ولما هبطت الطائرة إلى أرض المطار مضافا إليه وسلموا على والد خالد خالد مضافا إليه شكر خالد الاستقبال الذين حضروا لاستقبال الوالد استقبال الوالد مضافا إليه بقدر مضافا إليه var parçada 2 4 6 7 tane muzafın iley var parçamızda. Gelelim bir sonraki sayfamıza, yedinci alıştırmamıza. Ecib amma ye'ti musta'melen sigatel muzafın iley, muzafın iley sigasını kullanarak cevap veriniz. Kema fil misali tali, gelen örnekte de olduğu gibi muzafın iley sigasını kullanarak cevap verin. Bakalım. Eynel muhasibu, muhasebeci nerede? El muhasibu fi mektebil müdir, müdürün ofisinde. Muhasebeci müdürün ofisinde. Mâzâ tekrav, ne okuyorsun? Ekra'u kitabet tarihi, tarih kitabı okuyor. Burada dikkat etmemiz gereken şu: cevaplarımızda mutlaka ve mutlaka cevap cümlelerimizde ne olmak zorunda? Muzaf, muzafın iley olmak zorunda. Men yeclisu me'al müdir, müdürle beraber oturan kimdir? Yeclisu oturuyor, me'al müdiri, müdürle beraber oturuyor kim? Ne diyelim mesela? Mudarrisul medreseti, okulun öğretmeni. Eyne teskunu, nerede oturuyorsun? Eskunu fi hayyil matar, havaalanı mahallesinde. Mâzâ tektubu, ne yazıyorsun ya da ne ile yazıyorsun? Mâzâ tektubu, ne yazıyorsun diyelim. Ektubu, yazıyorum. Risâletel vâlidi, babamın mektubunu olabilir. Eyne tedrusu, nerede okuyorsun? Edrusu, okuyorum fi câmi'atil ezheri, Ezher Üniversitesi'nde, muzafın iley. Men yu'tîke, sana kim veriyor? Râtebeke, maaşını. Kulle şehrin, her ay sana maaşını kim veriyor? Yu'tini, bana veriyor. Ratebi, maaşımı. Kulle şehrin, her ay veriyor. Ne diyebilirim mesela? Muhasibu şirketi, şirketin müdürü. Ya da muhasebecisi, şirketin muhasebecisi. Men vefeka, kim kabul etti? Ala seferike liddiraseti, senin bu öğrenim için yapacağın yolculuğunu kim kabul etti? Ve feka ala seferi liddiraseti, ne diyelim mesela? Mudirul beyti, evin müdürü olabilir. Mâzâ tufaddilu minel kitab, kitaplardan hangisini tercih edersin? Ufaddilu, tercih ederim, minel kitabı, işte kitabel, kitabet tarih. Ya da kitaber riyava, spor kitaplarını tercih ederim diyebiliriz. Gelelim 8. alıştırmamıza. Bu gerçekten güzel kurgulanmış bir alıştırma. Da hadhil alamete sahih, emame şekli sahih, lil kelimati leti beyne kavseyni fil kıt'ati taliye. Gelen parçada doğru yazılmış, doğru kullanılmış kelimelerin altına doğru şeklini koyacağız. Bakalım. Yahrisu, bekliyor. Kim? Cunudul memleketi, ülkenin askerleri bekliyorlar. Nereyi? El Mudine, şehirleri. Leylen, geceleyin. Ve yesherune, nöbet tutuyorlar. Ala rahatil mevatini, vatandaşların rahatı için nöbet tutuyorlar.
Feyakifu duruyor ba'duhum bazıları inde tekati'i kavşakların yanında duruyor. Ne kavşağı? Tekati'i turuk yol kavşaklarında duruyor. Yunazzimune düzenliyorlar hareketel murur yani trafik hareketlerini düzenliyorlar. Ve yukimu bazıları ba'duhum bazıları duruyor yine nerede? Fi emakine muhtelifeten minel memleke şehrin farklı bölgelerinde duruyorlar. Ve alel hudud sınırlarda duruyorlar. Haysu şöyle ki te'temidu güveniyor. Te'temidu güveniyor. El hukümetu hükümet güveniyor aleyhim onlara. Fi difa'i def etmede. Anil biladi inde hucum. Yani bir saldırı anında şehirleri koruma hususunda devlet, hükümet onlara güveniyor. Neyin hücumu? İnde hucumil e'dai, düşmanların hücumu. Ve hekeze işte bu şekilde ya'işu yaşıyor. El insanu insanlar fil memleketi, memleket içerisinde, ülke içerisinde yaşıyorlar. Fi emnin, güven içerisinde daimen, mutmainnen ala vatanihi. Yani vatanlarına inanarak ve ehlihi ailelerine ve mallarını yani şöyle vatanlarını, ailelerini ve mallarını güven içerisinde her zaman bu şekilde hissederek ülke içerisinde insanlar ne yapıyorlar? Bu hal üzere yaşıyorlar. İkra el kitate sabikate merraten uhra yani yukarıdaki parçayı diyor bir kere daha okuyun. Fümme ecib anil esileti taliye sonra gelen şu soruları cevaplayın diyor kitabımızın yazarı. Sorularımıza bakalım. Mel e'mal elleti yekumu bihe cunudul vatan. Yani vatanın askerlerinin ikamet ettiği işler nelerdir? Yani hangi işleri yapıyorlar? Yukarıda tabii ki saydığımız parça çerçevesinde hemen bakalım. Yehrusu cunudul memlekete el mudune. Leylen. Bu bir. Yesheruna ala rahatil mevatini. Bu iki. Yakifu ba'duhum inde tekati'i turuki. Bu üç. Yukimu ba'duhum fi emakine muhtelifeten minel memlekete. Bu dört. Bu şekilde bunları sıralayabiliriz. Eyne yukimul cunud. Yani askerler nerede duruyorlar? Yine az önce verdiğim cevabın içerisinde aslında bu da var. Yukimu ba'duhum fi emakine muhtelifeten minel memleke diyebiliriz. Ve yine yukimu ba'duhum inde tekatu'i et turuki. Bunu da yine söyleyebiliriz. لِمَاذَا يَعِيشُ الْمَوَاطِنُ فِي اَمْنٍ Niçin vatandaşlar güven içerisinde yaşıyorlar? Niçin güven içinde yaşıyorlar? Neden? Mesela buna ne diyebilir? لِأَنَّ جُنُودَ الْمَمْلَكَةِ Çünkü memleketin askerleri يَحْرِسُونَ لَيْلًا وَيَسْهَرُونَ عَلَى رَاحَةِ الْمَوَاطِنِ Bunları söylemek yeterlidir. Memleketimizin askerleri ne yapıyorlar? Geceleri nöbet tutuyorlar. Ve yine vatandaşların rahatı için geceleri ayakta durup nöbet tutuyorlar. Gelelim 9. alıştırmamıza. Ecib kema fil misali tali gelen örnekte olduğu gibi cevaplayınız. Örneğimiz şu. Ma hadihi bu nedir? Ma hadihi bu nedir? Ve burada yushirul muallimu ile sebura öğretmen tahtayı işaret ediyor. Ve biz ne diyeceğiz? Hâzihi seburatu saffi bu sınıfın tahtasıdır. Mâ hâzâ bu nedir? Ve yine öğretmen kapıyı işaret ediyor. Hâzâ bâbu saffi bu sınıfın kapısıdır. Mâ hâzâ bu nedir? Yuşirul muallimu ilâ kitab öğretmen kitabı işaret ediyor. Biz ne diyebiliriz? Hâzâ kitabu Ahmed'in ya da kitabul muallimi bu öğretmenin kitabıdır. Mâ hâzihi bu nedir? Ve yine öğretmen öğrencilerden birinin saatini işaret ediyor. Biz ne diyebiliriz o zaman? Hâzihi sa'atut tullâbi ya da sa'atut talibi bu öğrencinin saatidir. Mâ hâzihi bu nedir? Yine öğretmen öğrencilerden birinin çantasını işaret ediyor. Biz ne diyeceğiz? Hâzihi hakîbetut talibi bu öğrencinin çantasıdır. Mâ hâzâ bu nedir? Yine öğretmen öğrencilerden birinin kitabını işaret ediyor. Biz ne diyeceğiz? Hâzâ kitâbu tâlibi. Bu öğrencinin kitabıdır. Hâzâ kitâbu tâlibi. Bu öğrencinin kitabıdır. Mâ hâzihi bu nedir?
Ve öğretmen pencereye işaret ediyor. Biz ne diyeceğiz? Hâzihi nâfizetu saffi. Bu sınıfın penceresidir. Hâzihi nâfizetu saffi. Bu sınıfın penceresidir. Yedinci olarak şöyle. Şimdi bakalım. Mâzâ tekrâu diye öğretmen soruyor öğrencilere. Birisi diyor ki ne okuyorsunuz diyor öğretmen. Öğrenci diyor ki talibul evvel ekrehu derse tarih. Ben tarih dersi okuyorum. İkincisi ne diyor? Ekrehu derse riyada. Ben spor dersi okuyorum mesela. Bu şekilde öğrenciler tek tek okudukları dersleri söylüyorlar. Burada öğrencilerin dersleri bizim için önemli değil. Ne okudukları bizim için önemli değil. Verdikleri cevaplardaki şu derse tarihi tarzında muzafın ileyler bizim için önemli. Mâzâ tufaddilu minel kutubi? Kitaplardan hangisini tercih edersin diye öğretmen soruyor. İlk öğrenci diyor ki ufaddilu tercih ediyorum. Kutubel hadisi şerif. Hadisi şerif kitaplarını. İkincisi diyor ki ufaddilu kitabet tefsir. Kutubet tefsir. Tefsir kitaplarını. Üçüncüsü diyor ki ufaddilu kutube siratin nebevi, peygamberimizin hayatı kitaplarını, ya da ufaddilu kutubel kasasin nebeviyin, işte peygamberi hikayeler kitaplarını tercih ediyor. Gelelim 10. alıştırmamıza. Hayatike ma fil misali tali, örnekte olduğu gibi getirin. Şimdi bize kitap kelimesi verilmiş, biz demişiz ki kitabul kavaidi, işte nahiv kitabı, kitabut tarih, tarih kitabı, İşte kitab-ı riyada, spor kitabı. Miftah demiş öğretmen, anahtar demiş. Biz demişiz ki miftah-ı seyyara, araba anahtarı. Miftah-ı saffi, sınıfın anahtarı. Miftah-ı beyti, evin anahtarı. Tabibun doktor demiş. Tabibul medreseti, okul doktoru. Tabibul camiati, üniversite doktoru. Tabibul müsteşfa, hastane doktoru. Muazzaf memur demiş. İşte muazzaful medreseti, okul memuru. Muazzaful mudir, işte postane memuru gibi. Medinetu şehir demiş. Mesela Medinetu Türkiye, Türkiye'nin şehri gibi. Külliyetu fakülte demiş. Külliyetu tıp, tıp fakültesi gibi. Külliyetu tarih, tarih fakültesi gibi. Mudiru şirketi, şirketin müdürü. İşte mudirul beyti, evin müdürü gibi. Vezir, bakan demiş. İşte veziru terbiyeti, işte Milli Eğitim Bakanı dedik. Vesaire, burada vezirlikleri, bakanlıkları ne yapabiliriz? Sayabiliriz. El-hulâsa, sonuç ve netice olarak bu uzun dersimizin sonunda öğrendiklerimizi söyle son bir defa tekrar edelim şu yarım sayfada. Birinci kuralımız şu. 2 ve 3 numaralı kurallarımız var. Birinci kural şöyle. El-mudâfu iley, muzâfın iley, ismun bir isimdir. Ye'ti gelir, muttasilen, bitişik olarak bir ismin kablehu, kendisinden önceki bir isme bitişik olarak gelen muzafın iley ve yuhaddidul maksude minhu ve o isimden kastedilen şeyi sınırlar. Yuhaddidu sınırlar. Mesela örnek olarak şöyle. Kitab-ı Muhammedin cedidun. Muhammed'in kitabı yenidir. Muhammed'in kitabı yenidir. Fehuna buradaki kitap kelimesi kelimetun ammetun genel bir kitaptır. Yani sadece birisi bize kitabun deseydi biz kimin kitabı olduğunu bilemezdik. Çünkü muhaddit değildi, sınırlı değildi. Ama ba'de izafetihe, bu kitap kelimesi izafetinden sonra, yani Muhammed'in muzafı olduktan sonra, ile Muhammed, Muhammed'e izafet edildikten sonra, esbahat muhaddedeten, sınırlanmış bir hale geldi. Yani önceden kimin kitabı olduğu belli değildi. Kitaptı ama ne kitabıydı? Kimin kitabıydı? Bir sınırlama yoktu. Geniş bir anlamdı. Ama kitab-ı Muhammed'in dedikten sonra o kitap artık Muhammed'in kitabı oldu. İşte muzafın iley buna yarıyor. Muzafın iley kendisinden önceki ismi sınırlandırmaya yarıyor. İkinci kural el-muzafı iley mecrurun. Muzafın iley mecrurdur. Ve alametul cerri lil ismil müfrede el-kesra. Ve müfret bir isim için, yani tesniye olmayan, cemi olmayan müfret bir isim için mecrurluk alameti kesredir. Kitab-ul Beyti gibi, Kitab-ı Muhammed'in gibi, Mudir-u Şeriketi gibi. Ve üçüncü kuralımız tuhzafu lamut tarif ve tenvinu minel ismi inde izafetihi.
İzafet esnasında muzaf olan ismimizin elif lamı varsa, izafet esnasında muzaf olan ismimizin tenvini varsa, izafet esnasında bu hasfedilir. Mesela ne gibi? Örneğimiz şöyle. Kara'tul kitabe, kitabı okudum cümlemiz olduğunu düşünelim. Kara'tul kitabe, kitabı okudum. El kitabe burada meful ve elif lamı var gördüğümüz üzere. Tusbihu ba'del izafe. Ve bu el kitabe kelimesi izafetten sonra şöyle oluyor. Kara'tu okudum. Kitabe tarihi. Tarihi muzafın iley. El kitabe muzaf. Ve az önce elif lamlı olan kitabenin elif lamı kayboldu. Hâzâ kitabun. Bu bir kitaptır. Yine kitabını alıp buradan izafette kullanırsak. Tusbihu hâzâ kitabun nahvi. Bu nahiv kitabıdır diye. En nahvi muzafın ile kitabı muzaf. Eğer böyle bir cümle kullanırsak. Kitabının tenvini kitabuya dönüşecek ve tenvininden kurtulacak. Kısacası muzaf olan isim eliflamlı da olsa, tenvinli de olsa izafet halinde eliflamı da düşecek, tenvini de düşecek. Evet, dilimin döndüğünce bugün muzafın ileyhin irabına dair anlatmaya çalıştım. İnşallah üzerimizdeki pası attıktan sonra çok daha seri bir şekilde video kayıtları yapacağım. Şu anki hedefim Allah'ın izniyle bu Kavaidul Arabiyyetul Müessera'yı bitirmek. Sonrasında diğer Kıraatul Müessera'yı da yine hızlı bir şekilde kaydedeceğim. Bu kitap videoları çok daha uzun çünkü sayfaları çok daha kalabalık. Ama diğerinde daha fazla ders var. Daha kısa videolarla daha seri bir şekilde Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar diliyorum.